Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi-cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Efendim günaydın sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim yine bir programda sizlerle karşıyayız. Sizler koltuklarınızda rahat rahat oturun. Defteri kalemi alın. Tarifleri güzel güzel yazın. Bunları da güzel güzel uygulayın. Şimdi efendim tabii ki fuardaydık 4 gün. Yoğun bir geçti. İlgi çok fazlaydı. Herkese teşekkür ediyorum. Çiğ köfte ikram ettikçe bayıldılar çiğ köfteye. Evet, en kısa zamanda bir çiğ köfte bayisi açıyorum. Tamam. Benim çiğ köftem başkalarının çiğ köftesi gibi böyle her şeyi bunun içerisine doldurulmaz. Hepsi özeldir. Çünkü her şeyi kendim imal ettiğim için ta pul verene kadar. Özel ve güzeldir sevgili izleyenlerim. İnşallah yakında öyle bir şey yaparız. Efendim şimdi gelelim neler yapacağız. Tencerenin içerisinde 6 bardak süt var. 1 su bardağı toz şekerim var. 1 su bardağı efendim damla çikolatam var. 2 kaşık mısır nişastası var. 1 bardak un var. Gördüğünüz gibi bir paketin yarısı margarin kullanıyoruz sevgili izleyenleri. Nereden başlayalım? Efendim şöyle, süt buradayken hemen ocakta sütten başlayalım. Tatlımız soğusun sonuna kadar. Sonunda da tabii ki kullanmış, tatmış oluruz. Şimdi efendim 6 bardak süt. Sütün içerisine unu bırakıyorsunuz. Ve nişastayı da bırakıyorsunuz. Bakın 1 bardak un, 2 kaşık nişasta. Bunları şöyle, nişasta ne oldu? Tabak biraz yapışmış tabağa. Nişasta, mısır nişastası sevgili izleyenlerim. Bir araya getirdik. Bir araya getirdikten sonra ocağın üzerine, yani ısıtmadan evvel şöyle sütün içerisindeki nişastayla unun iyice taneleşmesini sağlıyorsunuz. İyice boza kıvamına getiriyorsunuz. Çünkü onunla ısıya getirdikten sonra olmaz. Isıya, yani ısınmaya başladıktan sonra olmaz. Onun için iyice karıştırarak, biraz da hızlı hareketli karıştırarak bütün malzemelerin kıvama gelmesini, homojen bir kıvama gelmesini sağladıktan sonra da sevgili izleyenlerim şöyle güzel güzel çırpıyorsunuz bunu. Çırptıktan sonra bunun içerisine ilave edeceğimiz, tabii ki ısınmaya başladıktan sonra ilave edeceğimiz malzemelerimiz vardır. Isınmaya başlayacak ki yağ ilave edesiniz, yağ da erimeye başlasın. Yağ şimdi bu şekilde eğer ısınmadan ilave ederseniz sevgili izleyenlerim ne olur? İyi çırpamazsınız, karıştıramazsınız. Ne zaman ki süt ısınır, yağ içerisine bıraktığınız zaman erir, o zaman yağı içerisine ilave ediyorsunuz. İlave ettikten sonra da efendim gerekli işlemleri yapmış olursunuz. Hemen bir tane şöyle küçük tepsi efendim. Küçük tepsimizin içerisini şöyle biraz çok az bir tereyağı ve sıvı yağ karışımı var burada. Bunlarla şöyle güzelce yağlıyorsunuz. Yağladıktan sonra yağın burada katılaşmasını sağlayacağız. Birazcık katılaşmaya da bilir. Çünkü zaten sıcak malzemeyi bunun içerisine ilave edeceğiz. Evet, malzememizi şöyle bir tepsimizde hazırladık. Hazırladıktan sonra da şöyle pişirmesini sağlayacağız sevgili izleyenlerim. Ve daha sonra sırayla oradaki bütün malzemeleri hazırlamış olacağız. Programımızın sonuna doğru inşallah onları yetiştirmiş oluruz. Evet, yanıyor mu? Yanıyor, evet. Yandıktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi tekrar ediyorum. Efendim tatlımızın ismi sütlü damla çikolata tatlısı sevgili izleyenlerim. 6 bardak sütü bir kabın içerisine bırakıyorsunuz. İçerisine 2 kaşık nişasta, çorba kaşığı olmak kaydıyla 1 su bardağı da un ilave ediyorsunuz. Ettikten sonra soğuk sütle iyice çırpıyorsunuz. Tabii ki unun, nişastanın erimesini sağlıyorsunuz. Unun nişastayı erittikten sonra onu ocağın üzerine, yani yanan ocağın üzerine tencerenizi bırakıyorsunuz. Hiç ara vermeden sürekli karıştırıyorsunuz. Tabii ki tencerenizin tabanının köşeli olmamasına dikkat ediyorsunuz. O köşelerde saklanır, yakabilirsiniz. Onun için şöyle
karıştıra karıştıra sevgili izleyenlerim tabanla sürekli hareket ettiriyorsunuz. Hareket ettirmeniz gerekiyor ki yapışmaması lazım. Yapıştığı an hem nişasta hem pirin hem nişasta hem un yakarsanız hiçbir özelliği kalmaz. Şimdi bunları hazırladıktan sonra bakın sevgili izleyenlerim ısınmasını sağlayacağız. Isıttıktan sonra hemen içerisine yağ ilave ediyorsunuz ki ısınmadan yağ ilave ederseniz nizami bir şekilde çırpma işleminiz olmaz. Onun için çırpma işi olması için rahat etmeniz için şöyle çırpmanız lazım. Ve şurada bir ocak daha hemen hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Ama bunu bırakamıyorum. Bir ocak daha hazırlayacağım hemen. O ocakta da farklı bir işlem yapacağım. Tabii ki patlıcanları kızartacağım. Köfteleri kızartacağım ve daha sonra onun üzerine domates, biber yeteri kadar da kaşarı ilave ettikten sonra fırına veriyorsunuz. Aman muhteşem bir köfte. Muhteşem bir köfteli kebap oluyor sevgili izleyenlerim. Evet şöyle bakalım ısındı mı? Isındıysa hemen efendime söyleyeyim yağımızı ilave edeceğiz sevgili izleyenlerim. Şöyle bir kontrol edelim. Abi daha ısınmamış mı? Nasıl olacak bunun hali böyle ya? Allah Allah. Şimdi tabii ki bir kaynamaya ısınmaya başladıktan sonra ısınır sevgili izleyenlerim. Isındıktan sonra içerisine yağ ilave ediyorsunuz ve toz şeker ilave ediyorsunuz. Bir su bardağı toz şeker yeterlidir sevgili izleyenlerim. Eğer ki biraz daha tatlı olmasını istiyorsanız 1-2 kaşık ilave edebilirsiniz. Onun haricinde çok ilave ederseniz çok tatlı olmuş olur. Onun için dikkat edin. Hele yazın biraz kilolardan arınmanız için yağı, şekeri, unu, efendim bu tarz yiyecekleri tabii ki kısıtlamanız gerekiyor. Bunları kısıtladığınız zaman da efendim yaz geldi artık sebzeler. Biz de yapıyoruz sürekli sebze yemekleri yapıyoruz, zeytinyağlılar yapıyoruz. Efendim onlarla arkadaşlık yapmaya çalışın. Ne kadar zeytinyağlı, ne kadar sebzelerle beslenirseniz o kadar sağlıklı olur sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi tabii ki sebzeler artık yavaş yavaş yüzünü gösterdi. Nisan ayındayız. Biliyorsunuz Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz dediği zaman zaten efendim yazın ortasına gelmiş oluruz bir şekilde ilkbahardan. Evet bakın buharlar çıkmaya başladı. Buharlar çıkınca içerisindeki sütün ısındığını görüyorsunuz sevgili izleyenlerim. Süt ısındıktan sonra tabii ki ısınmadan evvel sakın ola yağ içerisine bırakmıyorsunuz. Yağ içerisinde olduğu zaman soğuk olursa bu şekilde çırpamazsınız. Onun için sıcak olacak ki bir taraftan şöyle yağı eritsin efendime söyleyeyim. Yağ eriyince de zaten bir problem olmaz sevgili izleyenlerim. Bunu da çırpmış olursunuz. Bakın hemen yağ erimeye başladı. Eğer ki erimese bunu tabii ki rahat rahat çırpamazsınız. Rahat rahat çırpamayınca da istediğiniz gibi olmaz. Tabana yapıştırmış olursunuz efendime söyleyeyim. Eridikten, ısındıktan sonra yağı ilave ediyorsunuz ve beraberce yağı, unu, mısır nişastasını hepsini beraberce çırpa çırpa pişiriyorsunuz. Evet, çırpa çırpa pişiriyorsunuz. Pişirdikten sonra ocaktan alıyorsunuz. Tabii içerisine ilave edeceğimiz toz şekerimiz var. Toz şekerle beraber ilave ediyorsunuz ve ondan sonra fokur fokur kaynadıktan sonra ocaktan alıp iyice bu kez daha hararetli, daha hızlı çırparak efendim ne yapıyorsunuz? Tabii ki o arada içerisinde bezeler oluşmaması için iyice çırptıktan sonra tepsinin içerisine aktarıyorsunuz. Tepsiye aktardıktan sonra da efendim üzerine damla çikolatalarını serpiyorsunuz ve ondan sonra soğumaya bırakıyorsunuz. Soğuduktan sonra da zaten efendim ne yapacaksınız? Tabii ki dilimledikten sonra servise hazır hale gelmiş olacak sevgili izleyenlerim. Evet, soğumadan olmaz. Kesin olarak soğutmanız gerekecektir. Soğuduktan sonra da istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir bakalım. Biraz sonra zaten fokurdamaya başlayacak derken efendim hemen son dakika olayı toz şekerimizi de ilave ettik. Tabii ki toz şeker de efendim buradaki malzememizi soğutmuş olacak. Çünkü o eriyince bir hayli sıvı bırakmış olacak. Şöyle karıştırarak bunu yine aynı şekilde efendim iyice karıştırıyorsunuz. Ve karıştırdıktan sonra da biraz sonra da bunu tabii ki isterseniz daha sonra bunu blenderla da çırpabilirsiniz. Sevgili izleyenim çırpma
makine şeylerle aparatlarını taktıktan sonra daha hızlı devirde çırpabilirsiniz. Şöyle biz bunları güzel güzel hazırlarken, pişerken efendim iyice de çırpmanız gerekiyor. Diplerde, köşelerde her tarafları rahatsız edeceksiniz. Şöyle sevgili izleyenlerim, evet şunu da hazırlayalım. Ve kaynadıktan sonra hemen ocaktan almıyorsunuz. Birkaç dakika kaynatıyorsunuz. İçerisindeki tabii ki un kokusu oluşmaması gerekiyor. Un kokusunun gitmesini sağladıktan sonra sevgili izleyenlerim, o da ne demek? İyi pişmesi demek. Ondan sonra da zaten ocaktan alıyorsunuz. Şimdi benim çırpmama dayanmaz. İçerisinde hiçbir şey kalmamıştır. Böyle bezeler falan, beze şeklinde kalacak hiçbir şey yok. Şöyle bütün dipleri, köşeleri hepsini karıştırdık sevgili izleyenlerim. Fokurdatıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Fokurdadıktan sonra ocaktan alacaksınız. Tabii ki bu tencerede soğutmaya kalkarsanız uzun müddet soğumaz. Sıcak kalır sevgili izleyenlerim. Bakalım ne olacak? Evet, un kokusu gitmeye başlıyor. Yavaş yavaş biz de fokurdayı almaya çalışıyoruz sevgili izleyenlerim. Evet, bakın şöyle bir de buradan iyice karıştırıyorsunuz. Tabii ki iyice krema şeklinde olması gerekiyor. Bakın sevgili izleyenlerim, tamamen krema şeklinde olması gerekiyor. Ve bunu bu şekilde hazırladıktan sonra, kaynadıktan sonra ocaktan alıyorsunuz. Ocaktan alıyorsunuz, kaynayan ocaktan alıyorsunuz. Biraz daha çırpıyorsunuz. Hemen şuradan efendim bir nihale alalım. Aldık. Şöyle biraz daha çırpalım bunu. Çırptıktan sonra sevgili izleyenlerim, durum bu. Evet, benim çırpmama zaten içeride hiçbir şey kalmamış olur. Dayanmamış olur. Şöyle tepsimizin içerisine bırakıyorsunuz sevgili izleyenlerim. Tepsinin içerisine bırakırken de tabii ki bakacaksınız. Tencerenizin tabanına yapışma var mıdır? Tencerenizin tabanına bakacaksınız. Yapışma var mıdır? Gördüğünüz gibi bizim tenceremizde yapışma yok. Evet, şöyle alıyorsunuz. Şöyle iyice bunu efendim yaydıktan sonra şöyle, evet işlem bu. Şuraya geliyorum. Şunu da hazırlayalım. Şöyle kapağımızı bıraktıktan sonra sevgili izleyenlerim, evet şöyle her tarafa aynı şekilde olması, her tarafın aynı kalınlıkta olmasını sağladıktan sonra bakın yağladığımız için tepsi nasıl bırakıyor sevgili izleyenlerim, o artık yapışmaz. Şimdi bunun üzerine şöyle sıcakken buradan şöyle başlıyorsunuz sevgili izleyenlerim. Evet, bunları da hazırlayalım. Gerekirse bunun üzerine tabii ki bir yağlı kağıt veyahut da başka bir tepsi kapatabilirsiniz. Sebebi de damla çikolatalarınızın erimesi açısından sevgili izleyenlerim. Veyahut da varsa fırına, böyle sıcak fırınınız varsa elinizin altında fırına verebilirsiniz. Damla çikolatalarınızın erimesi açısından söylüyorum. Hemen şunu da yapalım madem öyle. 2 dakika şurada sıcak vursun. Bütün damla çikolatalar erisin. Bu da kalmasın hemen ve ondan sonra da zaten işe devam etmiş oluyoruz. Efendim fırındaki tepsimizin başına neler geldi? Fırındaki tepsimiz tabii ki içerisinde üzerindeki evet damla çikolataların erimesini sağlıyoruz. Şöyle bir alalım. Damla çikolataların üzerindeki o bir parlaklık oluşur. Onlar erimeye yüz tutmuştur. Onun için şimdi onları orada bıraktık. Sakın ola erittikten sonra kaşıkla falan üzerlerine efendim şöyle yapalım falan yapmayın. Çünkü ne olur? Hepsi yapışır kaşığa ve ondan sonra bütün özelliğini kaçırmış oluruz. Ondan sonra da bir işe yaramaz. Şimdi tatlıyı hazırladığınız zaman tabii ki tatlının iyice soğuması gerekiyor. Yani tatlıyı iyice soğutacaksınız ki sevgili izleyenlerim. Hatta yani hazırladıktan bir saat evvel tatlı yenilmez.
o tatlı soğuk olarak tüketilmesi, soğuk olarak servise sunulması gerekiyor. Onun için buzdolabında da biraz saklayabilirsiniz. Ama buzdolabında farklı sebzelerin kokusu geçmemesi için ne yapıyorsunuz? Efendime söyleyeyim, onun üzerini kapatıyorsunuz. Şimdi hemen şurada efendim birazcık alalım. Sizler de şöyle efendim işte biz yaptık da olmadı falanla ilgili olarak şöyle bunu hazırladık. Evet, şöyle alıyorsunuz. Durum böyle. Şimdi bunu şöyle hazırladık. Şöyle bir yakın gör bakalım onu. Bir yakın gör nasıl olduğunu izleyiciler. Efendim, gördün mü Caner'im? Tamam. Şimdi bu şekilde hazırladıktan sonra tabii ki onları soğuduktan sonra öyle servis ediyorsunuz. Servis ederken de aynı özellikle, güzellikte de kurallara da riayet etmemiz gerekir sevgili izleyenler. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, Allah'a ısmarladık.